İlk Yaparım Bilirsin şarkısıyla girdi hayatımıza. 30 yıllık müzik kariyerinde hep zirvedeydi. İşte sanat hayatından özel hayatına Kenan Doğulu'nun portresi. İlk şarkısından son şarkısına star doğdu, star büyüdü. Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim. Hangi şarkılarla zirve yaptı, nasıl popun küçük dev adamı oldu? Çok tatlısın çok, seni veren Allah'a şükürler olsun. Aşklarını puan sistemiyle seçerken, kendime göre güzel puanlama sistemlerim var. Tam bir maçoyken, İş yemeğine falan çıkamaz mesela herhangi başka bir erkekle. Yani o tip o kadar rahat olamıyorum yani. Veren saatle yolları nasıl kesişti? Ya aşığım, çok seviyorum, keyfim çok yerinde. Harika işte, bunları anlat yani, yani ne var bunda yani? Tüm şarkıları, düetleri, itirafları ve bilinmeyenleriyle Kenan Doğulu portresi geliyor. Gittiğin yerde mutlu ol ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Yıl 1993. Yaparım bilirsin dedi ve yaptı. Herkese nasip olmaz daha ilk şarkısıyla star olup kariyeri boyunca star kalmak. Ünlü müzik adamı Yurdu Erdoğulu'nun oğlu Kenan Doğulu 1993'te yaptı. Yaparım bilirsin dedi ve yaptı. Yaparım bilirsin, deriyim, gözü kara deriyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum. Olurum, yine senin olurum. Uzun saçı, bebeksi yüzüyle daha 20'li yaşlarının başındaydı şöhreti yakaladığında. Kaderinde vardı star olmak. Yazmışsa bozmak olmazdı. Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz. Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik. Gelir mi kendine, kaderin bensizlik. Yazmışsa bozmak olmaz. İkinci albümü bir yıl sonra geldi. Sımsıkı sıkı sıkı sarmıştı şöhreti Kenan Doğulu artık. Kısar beni, al gönlüne, yine deli gibi yor beni. Muhabbet olsun, gönüller coşsun. Sık sık kısar beni, al gönlüne, yine deli gibi yor beni. Muhabbet olsun, gönüller coşsun. Bu genç adam sadece hareketli şarkılar yapmıyordu. İkinci albümündeki Kurşun Adres Sormaz Ki yüreklere kazınan bir eserdi. Kurşun adres sormaz ki, yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim, yangınlar çaresiz. Yılı 1996. Hiç bana sordun mu dedi. Kimseye sormadan şöhretini arttırdı. Hiç bana sordun mu albümüyle pekiştirdi şöhretini 1996'da. Hiç bana sordun mu of aşkımıza ağlarken. Hiç bana sordun mu sevgimizi harcarken. Belki de kariyerinin tek başarısızlığına da o yıl imza attı. Keşke yapmasaydım dediği ilk ve tek dizisini o yıl çekmişti. Sıkıldıysan evine bırakayım seni. Zahmet olacak. Ya kimin arabasıyla kimi bırakıyorsun? Hem arabayı sana mı bırakacağım? Devam et hadi. O zaman vızıldamayı bırak da etrafına bak. Ben sol tarafa bakıyorum, sen de sağ kolla. Kızın arabayı gördün mü de haber ver bana. Ama şarkıları hafızalara kazınmaya devam etti. Kandırdım diyordu ama kimseyi kandırmadan zirveye tırmanıyordu. Kandırdım nasıl yani, sonunda çılgın sözlerle. Kandırdım sonunda güzel gözlümü o yıllarla. Kandırdım. O dönem evlenenlerin en favori şarkısı da ondan gelmişti. Gelinimle duygu fırtınaları estirdi. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Gel gelinim sevgime gel, bu yüreği başkası çözemem. Yılı 1997. 10. yıl marşına Kenan Doğulu dokunuşu. Pop müziğin zirvesindeyken sadece popüler olmak olmazdı.
bir Atatürk genci olan Kenan Doğulu 1997'de 10. Yıl Marşı'nı yeniden düzenledi ve seslendirdi. ...1999'da bir iddiayla çıktı ortaya. Ben güzelden anlarım diyordu. Artık kısa saçlı ve bıçkın delikanlıydı. Çok tatlısın çok, seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok, ben güzelden anlarım. Yolu 2001, o zamanı tutamadı. Kimse de onu tutamadı. Pop müzikte yola onunla birlikte çıkanlar zamanı tutamayarak tarihin tozlu sayfalarında kaybolurken Kenan Doğulu milenyuma hitlerle girdi. Ex aşkım tabirini kazandırdı bize. Duygulara tercüman oldu. Yüzüne bile bakma, geri gelme sakın. Elini bile tutma, bana dönme sakın. Ama bir de Pamuk vardı ki o albümünde. Hala efsane, hala dinlerken ağlatan bir şarkı. Bugün Pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal dünyalara geçinip yeniliyorum. Zamanının puan cetveliyle aşk seçen çapkınıydı. Müzik kariyerine bir mola verip Kenan Doğulu'nun özel hayatına dair açıklamalarına bakalım. Bir zamanlar puanlama sistemiyle aşk seçerdi Kenan Doğulu. Kendime göre güzel puanlama sistemlerim var benim. Önce beraber olacağım kızı biraz testlere sokuyorum. Acaba uygun mu bana değil mi diye. Popçuydu ama gelenekçiydi de. Ailesinin istemediği bir kızla asla olmaz diyordu. Kendi ilk düşüncem ailemin anlaşamadığı bir kızla evlenmem. Kesinlikle annemin, kardeşlerimin sevmediği, bir araya gelemediği, kavga ettiği, tartıştığı ya da tasvip etmediği bir insanla evlenmem. Maçoydu da, sevgilim bensiz iş yemeğine bile çıkamaz diyordu. İş yemeğine falan çıkamaz mesela herhangi başka bir erkekle. Yani o tip o kadar rahat olamıyorum yani. Golf topuna şarkı yazan adamı. Bu kadar şarkı kimlere yazıldı diye sorabilirsiniz Kenan Doğulu'ya. Elbette yaşanmış şarkıları çoğunlukta. Mesela Dön Geli bir golf topuna yazmış. Ben aslında golf topuna yazdığım bir şarkıdır. yani anladın mı espriyi? Golf topudur ya attığın yerden geri dönmeyen. Tek spordur dünyada biliyorsun golf. Topu attığın yerde kalır. Ona yazılmış bir şarkı yani. Hep şakacı, hep güler yüzlü oldu. Birileri ona havalı dedi ama hiç kibirli olmadı Kenan Doğulu. Çevremdekiler, arkadaşlarım, dostlarım kibirli olup olmadığımı bilirler. Onların bilmesi de benim için yeterli. Ayrıca bu tip şeylerin medyada malzeme olarak kullanılması da pek hoşuma gitmez. Benim de problemli olduğum, sevmediğim adamlar var. Ama hiç ben böyle bir şey için medyayı malzeme olarak kullanmadım. Kullanmam da. Yılın 2003, Kenan Doğulu fırtınası esmeye devam ediyor. 2003'ten bu yana 20 sene geçmiş. Ama Kenan Doğulu'nun o zaman yaptığı şarkılara bakınca hala nasıl güncel olduklarını görmek mümkün. Bekledim, bekledim. Sen beni yanılmamışsın, beni kalbine hiç yazmamışsın. Sen beni yanılmamışsın, beni ömrüne hiç yazmamışsın. Ex aşkımdan sonra 2003'te Aşkım Aşkım geldi. O şarkıyla da giden sevgililere bir mesajı vardı. Aşkım aşkım diye ağlayacaksın, başını taşlara her gün vuracaksın. Sesini duyan yok ki anlayacaksın. Sen gittin şimdi sıra.
sıra bende. Ben bittim şimdi sıra sende. 1999'da Ben Güzel'den Anlarım iddiasını ortaya koyan Kenan Doğulu, 2003'te de Güzeller İçinden seçim yapıyordu. Güzeller İçinden birisini seçtim, kalbimi sana. Yılı 2006, adı lazım değil, baş harfi Kenan'ı. Çıkardığı her albümle estirdiği fırtınaları 2006'da da devam ettirdi Kenan Doğulu. Baş harfi Ben'le yakaladı bu rüzgarı önce. Hayatının tümü oldun, gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi Ben. O albümde yer alan Çakkıdı, Kenan Doğulu'nun en sevilen hitleri arasında yer aldı. Yılı 2007, Şekidap Şekerim'le Eurovision macerası. Kariyerindeki risklerden biriydi Eurovision'a katılmak. Ama o bu riski ülkesi için aldı ve Şekidap Şekerim'le yarışmaya girdi. Şekidap Şekerim, tell me what you're feeling. Şekidap Şekerim, you're my only friend. Bize göre çok iyi bir şarkıydı ama yarışmada dördüncü olabildi. Şekidap Şekerim. Yılı 2009, pop müziğin patronu Kenan Doğulu. Eurovision'dan 2 yıl sonra Patron albümünü çıkardı piyasaya. Patron benim diyordu, herkes rütbesini bilecek diyordu. Sen hep kendini bileceksin, geçme sınırını çekeceksin. Önce rütbeni bileceksin. Herkes kendini bilecek, durma sınırını çizecek. Kendini restini çekecek. Yılı 2012, hayatının miladı, Beren Saat dönemi. Kenan Doğulu'nun hem müzik yolculuğunun hem de hayat yolculuğunun miladı 2012 geldi çattı. Belçin Bilgin'in aracılığıyla tanıştığı Beren Saat'le aşkı magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Gel desen savun kolaysa kalbime, bu sebepsiz ayrılık nedendir ki? Aşkı bir show programında itiraf etmesiyle yer yerinden oynamıştı. Ya aşığım, çok seviyorum, keyfim harika, çok yerim. Harika işte, bunları tamam, anlat yani, ne var bunda ya? Sen ne biçim bir şeysin böyle, masaldan mı geldin doğru söyle, ben ne güzel vuruldum böyle. Çok geçmeden İstanbul'da nişan, Amerika'da nikah geldi. Onlar Türkiye'nin en popüler çiftlerinden biriydi artık. Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem. Beren Saat'e gelene kadar zaten güzelden anlayan, güzellerin içinden güzel seçen Kenan Doğulu artık tenceresinin kapağını bulmuştu. Tencere kapak misaliyiz bu hayat. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Bu kez tüm güzellere değil, tek bir güzele hayrandı. Kız sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar. Yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar. Kız seni kendime yapsam mı, alıp da koynuma soksam mı? Artık çapkınlık bitmiş, ne yaparsa yapsın, aşkla yapan bir Kenan Doğulu vardı. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay.
açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalana detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Evlilikleri nazara geldi ama kurtardılar. 2019 yılında büyük bir sınav verdi evlilikleri. Boşanma aşamasına geldi Kenan Doğulu ve Beren Saat. Bunu biraz müsaade edin ya. Bu kriz uzun süre devam etti. Ama birbirlerini yeniden tanıdılar ve evliliklerini kurtardılar. Efendim haberler doğru mu peki? Şimdi siz tuttukça haberleri doğru diyorlar ama ona göre biz de bir şey yazdık. Lütfen ben... bana birazcık izin verin, düşüneyim ne olur. Kenan Doğulu'nun unutulmaz düetleri. Kenan Doğulu'nun kendi şarkıları da çok meşhur olsa da birçok ünlü isimle güzel düetleri de var. Ajda Pekkan'la düetlerinin adı da harikaydı, kendi de. Yedi alem var senden, yok başka. Çok yıllar önce Kurşun Adres Sormaz Ki'yi Yıldız Tilbe ile birlikte de söylemişti Kenan Doğulu. Kurşun adres sormaz ki, yaktın deli ellerinden. Depremlerde yineyim, yangın var çaresiz. Kurşun adres sormaz ki, yaktın deli ellerinden. Depremlerde yineyim, yangın var çaresiz. Yıllarda Tarkan'la katıldıkları bir programda Gül Döktüm Yollarına'yı söylemişlerdi. Gel gökyüzünde gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım. Sıla'yı ilk tanıtan ve onunla ilk düet yapan isim de Kenan Doğulu. Kendine güvenen şöyle gelsin, bıraksın adı dile gelsin, sözünden dönen namet çıksın, bizde böyle bundan sonra. Kafayı düzelttim senden sonra, kendime yararım bundan sonra, ister gelirim ister gelmem, hesap mı vereceğiz bundan sonra. Sibel Can'a Hançer isimli bir şarkı vermiş ve düet yapmıştı zamanında. Kader. Yalın'la yaptıkları Ünzile düeti de güzeldi. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan ustanalı hiçbir şey sormuyor. Rahmetli Zeki Müren'le bir düetleri de var. Paşa öldükten sonra dijital yapıldı bu düet ama çok sevilmişti. Ah bu acı, bu keder ne zaman? Kariyerinin 30. yılında hala zirvede. 1993'ten 2023'e 30 yıldır hep zirvedeydi, hep zirvede kaldı Kenan Doğulu. Verdiği konserler ve yeni şarkılarıyla da uzun süre genç kalmaya devam edecek gibi görünüyor.